Efendim iyi akşamlar. Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz dikkat çekti. Siyasetin cemevi açılımında en çok 15 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti dikkat çekti. Türkiye'nin borç haritası açıklandı. 81 ilde son 1 yılda kredi kartı borcunun %85 artması dikkat çekti. Sizler de görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Ne yazık ki şehidimiz var. Cenaze törenini aktararak başlıyoruz bültene. Türkiye bugün bir evladını daha vatan toprağına emanet etti. Pençekilit operasyonunda şehit düşen uzman çavuş Halil Koç sonsuzluğa uğurlandı. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Terörle mücadele ise kesintisiz sürüyor. Acı haber Pençekilit operasyonu bölgesinden geldi. Patlamada yaralanan uzman çavuş Halil Koç tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. Malatya şehidini sonsuzluğa uğurladı. Allah yolunda özür dilenler ölüler değildirler. Onlar değildirler, siz bunu anlayamazsınız. Uzman çavuş Halil Koç, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlere karşı yürütülen Pençekilit operasyonunda görevliydi. 36 yaşında iki çocuk babasıydı. 3 Ağustos'ta el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandı. 5 günlük yaşam mücadelesinin sonunda şehit oldu. Malatya'da baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Başta ailesi Malatya şehidini son yolculuğuna uğurladı. Uzman çavuş Halil Koç vatan toprağına emanet edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya yönelik operasyonları ise hız kesmiyor. Silah arkadaşları şehidin kanını yerde bırakmadı. Batman'daki operasyonda biri turuncu listede aranan iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Hakkari'deki Eren Abluka 29 operasyonunda ise 4 terörist öldürüldü. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine de operasyonlar sürüyor. Saldırı girişimi anında püskürtüldü. 7 PKK-YPG'li terörist operasyon bölgesinde, 7'si ise Suriye'nin kuzeyinden Mardin-Kızıltepe hudut hattına sızmaya çalışırken etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyinde Gara'ya düzenlenen MİT operasyonuyla terör örgütü PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusunun ve 6 teröristin öldürüldüğü açıklandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Biz hudutlarımızı korumak istiyoruz. Kimsenin toprağında hakkın hukukunda gözümüz olmadığını defalarca söyledik. Bizim yaptığımız herhangi bir şekilde keyfi, herhangi bir şekilde işgal harekatı değil, tek hedefimiz olan teröristlere karşı ülkemizi, hudutlarımızı korumak.